Araklı'nın Değirmencik Mahallesi mevki Karadere Vadisi'ne yapılması planlanan elektrik santrali projesi kapsamında çalışma başlatan HES şirketi, mahalleli ve duyarlı vatandaşlar tarafından protesto edildi. Protestoya çok sayıda vatandaş, İyi Parti, Saadet Partisi, BBP temsilcilerinin de destek verdiği protestoya CHP Araklı İlçe Başkanı Mecit Solmaz, eski İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Öztürk ve mahalle muhtarı Tuncay Koçaslan da katıldı. HES protestosunda Karadere bizimdir, satılamaz, bize köyümüzü terk edin diyorsunuz, köyümüzü terk etmeyeceğiz, sadece sesimizi duyurmak istiyoruz, bizi rüşvette susturamazsınız, rüşvete hayır gibi dövizler açıldı. Jandarma ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Trabzon'un Araklı ilçesindeyiz ve Araklı ilçesinin Değirmencik köyü sınırlarındayız ve Değirmencik köyü merkez köy Bifara yol güzergahında, yani Araklı Dağbaşı güzergahının olduğu kısımdayız. Yani buradan şu anda Karadeniz'de katliamın olduğu bir bölgedeyiz. Neden katliam? Evet, çevre katliamı, HES katliamı diyoruz. Çünkü Araklı'da evet çok fazla değil ama birkaç yıl önce, yani bir veya iki yıl önce Araklı'nın Çamlıktepe köyünde tam HES faciası yaşanmıştı. 10 kişi sular altında, HES patlaması sonucu sular altında kalmış, can vermişti. Hatta onlardan iki tanesi şu anda bulunamamıştı. Türkiye var, güzel insanlar var. Buradan vereceğiniz bir mesaj, özellikle Cumhurbaşkanımız bu konuya vakıf olması için. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bu topraklarda doğdum. Kara lastikle başladım. En ufak bir yiyecekle de doyabiliriz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, buna imza atan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen biz yok olduktan sonra bu işe hayır demeyin. Biz yok olmadan bu projeyi durdurun. Bütün yaşlılarımız, ninelerimiz bu projenin durması için dua ediyorlar. Yeter ki bu proje dursun, yeter ki yok olmayalım. Lütfen bu projeye hep beraber dur diyelim. Bütün partiler, bütün siyasi örgüt bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor. Hep beraber toplandık buraya. Sesimizi duyurmak istiyoruz.